Ve Renault 19'la beraberiz. Deseydim herhalde çoğunuz inanmazdı. Çünkü yeni bir otomobilin içinde oldum. Belli oluyordur yani direklerinden, sesinden. Renault Megane 1, bizim o Serdar Ortaç bakışlı Renault Megane'ımız Renault 19'un devamı niteliğinde bir otomobil aslında. 1995 yılından 2002 yılına kadar Renault Megane 1 üretiliyor ve aslında Renault 19'da birebir aynı şasiyi kullanıyor. Aynı aktarma iç organlarını kullanıyor. Sadece dışında bir makyaj diyebileceğimiz bir kasa değişikliğiyle otomobil olarak karşımıza çıkıyor. 1995 yılından 2002 yılına kadar Renault Megane 1 üretiliyor ve ülkemizde de çokça sevildi. Hatta Renault Megane 4 ile çok da fazla benzeyen bir tasarıma sahip olduğunu düşünüyorum ben. 1995 yılına bir gönderme yapıyor olabilir Renault. Çünkü çokça sevilen bir model, çokça aslında tutulan da bir model. Hatta satış rakamlarına baktığımız zaman 2020'nin ilk 6 ayındaki satış rakamlarında Egea'dan sonra 2. sırada yer alıyor C sınıfında. Ki bence hani ben çok fazla, tabii bu benim kişisel görüşüm biraz, ama iç tasarım olarak olsun, dış tasarım olarak olsun bende Megane biraz daha ağır basıyor. Çünkü kalite algısı daha yüksek ve konforu da daha yüksek bu arada. Gerçekten bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Arkalarda bağımlı süspansiyonlar var. Ön taraflarda ise MacPherson adı verilen süspansiyon sistemi kullanılıyor. Bunun test sürüşü yaparken çok fazla dezavantajını yaşamadım. Hatta ve hatta birçok D sınıfı otomobile yakın bir süspansiyon konforu var. Şu anda eğer Renault'un resmi sitesine girip Renault Megane Sedan almak isterseniz 2 farklı motor seçeneği sunuluyor. Bunlardan bir tanesi 1.5 DCI, yani o meşhur işte Mercedes'lerde de kullanılan, her Renault muhabbeti açıldığında mutlaka onun da isminin geçtiği 1.5 motor. Diğer motor ise 1.3 benzinli. Ve 2002 yılına geldiğimizde Megane'ı Megane yapan Megane 2 tanıtılıyor. Ben her zaman sokakta gördüğüm zaman da çokça beğendiğimi, çokça sevdiğimi söylüyorum. Gerçekten tasarımı olsun, yol tutuşu olsun, yakıt ekonomisi olsun birçok insanın vazgeçemediği bir otomobil. İşte halen daha günümüzde de nereden baksanız 50-60 bin liralara kadar gelmiş bir piyasası var. Ki bu da aslında bu otomobilin çokça sevildiğini gösteriyor. Megane'ı da Megane yapan kasa derim ben her zaman onun için. Ve sonra yıllarımız 2009'u gösterdiğinde karşımıza bu sefer daha yuvarlak hatlı, sedan modeli olmayan Megane çıktı. Megane 3. O Megane da gerçi çok fazla sattı ama ben özellikle onun iç kısmındaki o hafif yuvarlağımsı tasarımdan dolayı ön koltukta oturmalarda biraz sol dizinize baskı yapıyordu. Yani düz bir oturma pozisyonu olmaması aslında benim içerideyken çok fazla rahat edemediğim bir pozisyondu. Onun dışında dışarıdaki oval tasarım, özellikle de arka tarafından baktığınız zaman yumurtayı andıran yuvarlağımsı bir çizimi vardı. O böyle herkese kabul gördü görmedi ki aslında Megane 2'ye baktığımız zaman da onun da hatchback versiyonunda arkası dümdüz inen bir cam tasarımı vardı. O da mesela çoğu insanın çok fazla hoşuna gitmiyordu. Ama mesela benim de özellikle o kasa hatchback olan modelin o arka cam tasarımı özellikle ilgimi çekiyordu. Ve o kasada Megane 3'te sedan model yoktu. Bunun yerine Renault farklı bir pazarlama stratejisine giderek ve tasarımının da normal Megane hatchback'e çok da fazla benzemeyen ama daha çok onu andıran bir tasarıma gitti ve Fluence'ı yarattı. Sedan kısmında Fluence vardı ki bence malzeme kalitesi olarak Megane'a göre çok da fazla yükseklerde değildi, fiyat olarak yakın olmasına rağmen. Ve daha sonra yıllarımız 2016'yı gösterdiğinde yeni Megane 4 tanıtıldı. Bu sefer sedan versiyonu da Megane ismindeydi ve aslında ilk çıktığı zaman da rekabetçi bir fiyatı da vardı. Ben yanlış hatırlamıyorsam 2016 yılında 65-70 bin lira civarlarında bir fiyat skalası vardı. Şu anda Megane Sedan'ın Joy paketi, yani en boş paketi 170.900 liradan başlıyor. Çok fazla içerisinde özellik içermeyen tamamen dümdüz bir otomobil olarak 170.900 liraya bir Renault Megane sahibi olabilirsiniz. Hatchback kısmına baktığımız zaman sedan kısmında olan Joy paketi yok. Yani direkt Touch paket geliyor. O yüzden aralarında böyle ilk başta baktığınız zaman diyebilirsiniz yahu bir tanesi 170 bin lira ki ondan daha uzun, daha fazla bagaj hacmi var, daha fazla yaşam alanı sunuyor. 170.900. Hatchback'e bakıyorsunuz 230 bin liralarda. Megane'ın giriş seviyesindeki otomobil modeliyle Touch versiyonu aslında eşdeğer. Fiyatları da zaten hemen hemen aynı. İç kısmını da yorumlamam gerekirse üst versiyonlarını, özellikle ICON paketinde head-up display, işte dikine yerleştirilmiş 7 inç büyüklüğünde ekran ki bu opsiyonla 8 inçlere kadar büyüyebiliyor. İşte otomatik yanan farlar, yağmur sensörleri, panoramik cam tavanlarla aslında D segmentine göz kırpan bir otomobil. Bunda ise start stop, ön tarafta bulunan C şeklindeki gündüz led farları sunuluyor. Ki bence aslında hani çok fazla para vermek istemiyorsanız, ki ICON'un fiyatı yine de bir D segment otomobile göre yine de çok değil. Çok fazla para vermek istemiyorsunuz ama konforlu bir otomobile sahip olmak istiyorsanız bence kesinlikle Touch versiyonu tercih edebilirsiniz. Tahminen bir 40 dakikadır sürüyorum otomobili ve gerçekten şunu söylemeliyim ki gözünüz kapalı alınabilecek bir otomobil. Bence işte Megane 2'den miras aldığı özellikleri daha sonra Megane 3'e çok fazla aktarabildiğini söyleyemem ama Megane 4'te tamamen bunu aktarabildiğini söyleyebilirim. Benim hep bir eleştirim vardı Megane 3'e karşı. Müzik sistemi de onu çok fazla kolay hitap etmiyordu. Bunda biraz böyle müzik dinleme imkanı da buldum. Doğrusunu söylemek gerekirse Megane 3'ten çok fazla ders alınmışa benzemiyor. Özellikle radyo dinlerken ya da Bluetooth bağlantısı yaptığınız zamanki ses kalitesindeki o tokluk çok fazla ne yazık ki yok. Şöyle biraz görüş açılarından da bahsetmem gerekirse, görüş açıları da hiç fena değil. Biraz bu direklerin eğimli ve ön tarafa doğru sivri gelmesi çok dar alanlardaki dönüşlerde biraz zorlayabiliyor sizi. Ama onun haricinde beni rahatsız edici boyutlarda değil. Bir de kullanırken şunu fark ettim. Şehir içerisinde biraz viteslerde kafası karışıyor gibi. Özellikle dur kalk trafikte viteslerde kafası karışıyor. Sürekli birinci vites, ikinci vites, üçüncü vites arasında gidip geliyor. Ara hızlanmalarda tatmin edici düzeylerde. Çok performanslı değil. Şu anda kullanmış olduğum otomobil 1.5. Şeyden bahsediyordum videonun başında. Sitesine girip de eğer bu otomobili sahip olmak isterseniz iki farklı motor seçeneği çıkıyor karşınıza. 1.5 dizel ve 1.3 benzinli. İki motor seçeneğinde de sadece 6 ileri manuel ve 7 ileri otomatik şanzıman seçeneği sunuluyor. Benim gerçekten sürerken zevk aldığım otomobillerden bir tanesi oldu. Kesinlikle bunu söylemeliyim. Bazı otomobillerde seyahat etmekten hoşlanırsınız. Bazılarını ise kullanmaktan hoşlanırsınız. Megane hem seyahat etmekten hoşlananlar için hem de kullanmaktan hoşlananlar için mükemmel bir tercih. Ki zaten testini çekmeden önce de kesinlikle çok fazla Megane güzellemesi yapacağımı tahmin ediyordum. Beni şaşırtmadı açıkçası. Ki bundan önceki neredeyse tüm Megane modellerine, Megane kasalarını da binmiş biri olarak söylemem gerekir. Renault 19'a da bindim. Hani onu da araya eklersek. Renault 19'a göre tabii çok daha fazla gelişmiş. Keşke fiyatlar biraz daha uygun olsa ve biz de bu otomobili daha fazla sokaklarda görebilseydik diyorum. Özellikle beyaz rengi değil ama diğer kurşun grisi ya da kahverengi ya da mavi ya da kırmızı renkleriyle abisi Talisman'a da çokça benziyor. Ki Talisman'ın da 2021 modeli görücüye çıktı. Orada da daha fazla böyle sertleştirilmiş hatlarla döndü. Ben tahmin ediyorum ki bir sonraki Megane makyajlı ya da kasa değiştirirse biraz daha abisi Talisman'a benzeyecek. Şu anki haliyle de ben çok karizmatik duruyor. Özellikle ICON versiyonundaki o adaptif farların keskin bakışlarıyla beraber özellikle akşamları seyahat ediyorsanız dışarıdan birisi sizi gördüğü zaman premium bir otomobil hissini karşı tarafa vermiş oluyorsunuz. İçeride ambiyans aydınlatma seçenekleri de var. Bu da benim Mercedes'ten aslında çok fazla aşina olduğum bir özellik. Ama şimdi C segmentine kadar inmiş durumda ve kesinlikle bu otomobile çok da fazla yakıştırıyorum. Özellikle direksiyon tasarımının araç modellere böyle hitap etmesi, onları çağrıştırması, altı kesik bir direksiyonda sürüş hissiyatına, sürüş zevkine zevk katan detaylardan bir tanesi. Ben böyle detayları seviyorum. Ön konsola baktığımız zaman burada şu an sert plastik, yani içi böyle doldurulmuş bir plastik var. Onun dışında böyle bu kapının buralarında da karbon fiber görünümü ve plastiklere yer verilmiş. Burası da böyle hemen hemen sert plastik. Arka taraflarda da sert plastik var ki bu segmentte öyle çok da fazla arka tarafa deri malzeme kullanan marka hemen hemen yok denecek kadar az. Oralardaki malzeme detaylarını alıp biraz daha görsel tarafa ağırlık veriyorlar. İşte ambiyans aydınlatmadır, multimedya sistemleridir. Boyusu olarak Renault Megane hatchback'e göre aslında çok da fazla avantajı olduğunu az önce de söyledim. Bagaj hacmi olarak da Renault Megane Sedan'da 503 litre bagaj hacmi var. Sedan otomobillerin her zaman hatchback'lere göre avantajı büyük. Benim de her zaman tercihim sedan otomobillerden yanadır. Tabii şehir içerisinde biraz boyutlarının büyük olmasından dolayı çok fazla tercih edilmeyebiliyor. Fiyat avantajına da baktığımız zaman bence kesinlikle tercih edilmesi gereken otomobillerden bir tanesi. Motor seçenekleri olarak da kardeşi Clio'ya yaptıkları kötülüğü buna yapmamışlar. 0.9 litre bir motor. Allah'tan yok diyorum. Yoksa bence bu kasayı çok da fazla kaldırmazdı. Clio'da da çok fazla memnun kalmadım ben o motordan. Her ne kadar işte yakıt tasarrufu sağlıyor, daha çevreci, daha ekonomik gibi nedenlerle otomobile konulmuş ve satışı sağlanmış olsa da hiçbirinde katkı sağlamadığını söyleyebilirim. 1300 cc'de 140 beygir kesinlikle işinizi görecektir ya da kendini artık dünya çapında ispatlamış 1500 cc dizelle hem yakıttan tasarruf edip hem tatmin edici torka sahip olup hem de sizi üzmeyen bir otomobile sahip olmuş olacaksınız. Yalıtım olarak da aslında çok tatmin edici bir otomobil. Şu anda ortalama 80 km hızla gidiyorum. Hafif böyle bir titreme var, çok çok hafif. Ama yalıtım olarak dışarıdan aldığı ses olarak çok yeterli. Klimadan belki size çok az bir ses geliyor olabilir ama onun dışında klimayı kapattığımız zaman da sesin çokça azaldığını söyleyebilirim. Bu arada arkadaşlar şunu da söylemeden geçemeyeceğim. 4 mevsim lastiklerle lütfen otomobil kullanmayın. Şu anda test aracımda 4 mevsim lastik var ve yol tutuşu acayip derecede kötü. Yani bunu size anlatamam. Belki de ama yansımamıştır. Bunları koymam video. O kısımları görmeyeceksiniz. O kısımları koymayacağım çünkü orada konuşmuyordum, bir şey yapmıyordum ama çok dik bir bayırda resmen kalkmakta zorlandık. Otomatik vites bir otomobil bu. Kalkmakta gerçekten zorlanıyor. 4 mevsim lastik diye bir lastik de yok. Yazlık lastik var ve kışlık lastik var. Bunların da olmasının bir sebebi var. Yazın hava sıcak ve asfalt sıcak. Lastiğin bir genleşme kat sayısı var ve buna uygun olarak sizin yolda kalmanızı sağlıyor. Kışın ise hava soğuk ve asfalt soğuk. Burada da aslında daha düşük kat sayılardaki genleşmeyle beraber yine sizin yolda kalmanızı sağlıyor. Ama tek bir lastikte tahmin de edebileceğiniz gibi aslında iki farklı genleşme kat sayısını tutturamayacağımız için sadece pazarlama stratejisini oynayan bir lastik çeşidi. Bu da çok fazla Renault Megane videosunun içerisinde olması gerekli miydi, gereksiz miydi artık o konuda çok fazla bir fikrim yok ama aracı test ederken bunları da size aktarmak istedim. Çünkü gerçekten aslında her ne kadar biraz daha maddiyattan tasarruf etmeye çalışacağız ya da işte biraz daha ucuza cebimizi kapatacağız gibi gözükse de size daha farklı yerlerden maliyetler yaşatabilir ki yakıt tüketimine de bence bu etki ediyor. Ya da herhangi bir frenleme mesafesinde yaratacağı dezavantaj yüzünden de kazalara da sebebiyet verebilir. Ki bu da hem malınıza hem canınıza kastedebilir, zarar getirebilir. O yüzden her zaman söylüyorum hava durumuna uygun lastiği kullanmaktan kesinlikle imtina etmeyelim. Bu konuya çok önem verelim. Çünkü arabanız 1000 beygir de olabilir, 2000 beygir, 100 beygir, 90 beygir hatta işte 75 beygir de olabilir ama bütün o gücü yere o lastikler aktarıyor. Yani eğer lastikleriniz iyi olursa her zaman güvendesiniz demektir. Umarım dilim döndüğünce anlatabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.